Herkese merhaba. Bugünkü videoda alkol sürüm ne olduğunu, faydalarını, muhtemel zararlarını, nasıl yapılabilir ile ilgili tüm detayları paylaşıyor olacağım. Alkali ve asidik terimlerine eğer aşina değilseniz ilk önce onunla başlıyorum. Daha önce temizleyicilerle ilgili olan videomda pH'ten biraz bahsetmiştim. Oradan hatırlarsınız belki. pH sıvı çözeltiler için kullanılan bir kimyasal ölçüm birimi 0 ile 14 arasında değişiyor. 0 ile 7 arası, asit 7 ile 14 arası alkali olarak biliniyor. Potansiyel hidrojen anlamına geliyor pH'in açılımı o. Maddenin içindeki asit nitelikli hidrojen iyonlarının yoğunluğuna göre ölçüm yapılıyor. Normal içme sularının pH'i genelde 7 oluyor, yani nötr. Alkali suların pH'i ise 8'in üzerinde oluyor genelde. Birçok doktor, örneğin benim de yakından takip ettiğim doktor Ayşegül Çorumlu, alkali su içilmesini tavsiye ediyor örneğin. Bunun başlıca sebebi aslında alkali suların daha fazla mineral içeriyor olması. Yani daha fazla kalsiyum, daha fazla silika, potasyum, magnezyum, bikarbonat içeriyor olmaları. Ve tabii ki oksijen de içeriyor alkali sular. Dolayısıyla elektron zengini olduğu için alkali su vücutta serbest radikalleri nötralize etme etkisi gösteriyor. Dolayısıyla detoks gücü diğer sulara göre daha yüksek diyebiliriz. Doktor Ayşegül Çorumlu'ya göre suyun pH değeri 1 derece arttığında hücrelerde yaptığı temizlik gücü 100 kat artıyor. Bu da demek oluyor ki pH 7 suya göre pH 8 olan su hücrelerde 100 kat daha fazla temizlik yapacaktır. Çok ciddi bir oran. Fakat bu konuda farklı görüşler olduğunu söylemem lazım. Bazı doktorlar bu konuya asla inanmıyorlar. Daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyorlar ki çok fazla araştırma yok hakikaten baktığınız zaman. Örneğin Mayo Clinic bu konuda bu şekilde açıklama yapmış, yani yeterli araştırma olmadığı ve dolayısıyla tavsiye edilip edilemeyeceği üzerinde kararsızlar. Fakat az da olsa bazı araştırmalar alkali suyun şu an için faydalı olduğu yönünde. Ben bu araştırmaların linklerini de aşağıdaki kutucuğa bırakıyor olacağım. Eğer daha derinlemesine okumak isterseniz oraya göz atabilirsiniz. Tabii ben kısaca hepsinden bahsediyor olacağım ama uygulaması size kalmış tabii ki de. Kendi açımdan konuşuyor olursam eğer, ben 5 senedir düzenli alkali su içiyorum. Çoğunlukla, yani %100 diyemem tabii ki ama %80, %90 alkali su içiyorum diyebilirim. Çünkü evde alkali su makinem var, iyonizer makinesi. Dolayısıyla evde olduğum süre boyunca hep alkali su içiyorum diyebilirim. Bu konudaki deneyimlerimden de kısaca bahsediyor olacağım elbette. Şimdi önce araştırmalara gelelim. Yani faydaları neler, şimdiye kadar neler bulunmuş. Önce bundan başlayalım isterseniz. 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre pH'i 8.8 olan bir su içildiği zaman vücutta pepsin enzimini deaktive ettiği, böylece reflünün önüne geçilebildiği kanıtlanmış. Bu gerçekten enteresan çünkü bunu ben de deneyimledim. Özellikle mide asidi gibi durumlarda alkali su bikarbonat içerdiği için mide asidini ciddi anlamda rahatlatabiliyor. Annemde reflü var, anneannemde reflü var. Onlarda da tavsiye ettim yani alkali suyu, bikarbonatlı suyu. Onlar da ciddi anlamda faydasını gördüler açıkçası. Eğer sizde de bu tip problemler varsa, yani mide asidi, reflü gibi, alkali su sizin için de doğru seçim olabilir. İyi bir tercih olabilir. Bir başka araştırmada yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol problemi yaşayanlar için faydalar olabileceği doğrultusunda bulgular bulunmuş. Son zamanlarda yapılan başka bir araştırmada ise 100 kişinin yorucu bir egzersiz sonrası içtiği alkali suyun normal suya göre 2 kat daha fazla kan akışkanlığını arttırdığı gözlemlenmiş. Bu demek oluyor ki oksijen dağıtımı vücutlarında çok daha iyi oluyor. Yani araştırmalar yok değil ama yetersiz olduğu gerçekten de doğru. Bu konuda yapılan araştırmalar da giderek artacaktır diye düşünüyorum. Ve bence alkali suyun faydasını daha da iyi anlayacağız yakın gelecekte. Şu ana kadar deneyenler, işte alkali su makinesini pazarlayanlar ve bu konuya inanan doktorlar tarafından sayılan faydalar şu şekilde. Kısaca açıklayayım. Daha yüksek antioksidan içermesi sebebiyle anti-aging faydası daha yüksek normal suya göre. İmmün sistemini güçlendirme özelliği var. Vücudun su ihtiyacı daha iyi karşılanıyor. Cilt sağlığı için çok daha iyi antioksidan kapasitesi sayesinde. Elektron zengini olmasından dolayı detoks etkisi de var aynı zamanda. Kilo kaybı da faydaları arasında görülüyor. Ve kansere dayanıklılık da aynı şekilde. Peki çok fazla alkali su içmek zararlı mı? Bazı doktorlar bu konuda uyarı yapıyor. Fazla alkali su içmenin mide asidine zarar vereceğini söylüyor. Özellikle böbrek problemi yaşayanlarda dikkat olunması gerektiği belirtilmiş. Bazıları ise metabolik alkoloza neden olabileceğini, bunun da işte kusma baş dönmesi gibi problemleri neden olabileceğini söylemişler. Sanırım en doğrusu güvendiğiniz bir doktora danışmanız, özellikle bir hastalığınız varsa
kesinlikle danışmanızı öneririm. Bazı doktorlar ise %60-%40 kuralını uygulamanızı önerir. Yani %60 alkali suyu, %40 normal pH nötr olan su gibi öneriyorlar. Şahsen ben 5 senedir mesleğim gereği alkali suyu içen insanlarla tanıştım dünyanın dört bir yanından. Hepsi de zararı daha çok faydasını gördüklerini söylediler. Dediğim gibi son karar size kalmış. Peki alkali suya nasıl erişebiliriz diye soranlarınız olacaktır eminim ki. Onlardan da bahsedelim. Öncelikle piyasada doğal halinde satılan alkali sular var. Birçok markanın doğal olarak yüksek alkali sularını bulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey etiketlerine bakmak ve pH değerlerine bakmak. 8 ve üzeri ise alkali su oluyor. İkinci alternatif limon suyu. Limon aslında asidik yapıda olsa da mineral ve antioksidan içeriklerinden dolayı vücutta tamamen alkali etki yaratan ender yiyeceklerden bir tanesi. Suyunuza limon sıkmak seçeneklerden bir tanesi. Kalsiyum bikarbonat. Bikarbonatlı suyu zaten duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama çoğu insan bilmeden sodyum bikarbonat kullanıyor. Kalsiyum bikarbonatı tercih edin çünkü daha alkali. Kullanım oranına dikkat etmenizi öneririm. 1,5 litre suya 1 çay kaşığı kullanmanız kesinlikle yeterli olacaktır. Daha fazla kullanmanıza gerek yok. Bir başka alternatif alkali su damlaları. Bunları eczanelerden bulabilirsiniz. Bu damlalar yoğun miktarda mineral konsantresi içeriyorlar. Suya koyacağın birkaç damla onu alkali yapıyor. Çok yoğun çalışan, sık seyahat eden insanlar için iyi bir çözüm olabilir. Çaya ve kahveye de konulabileceklerini belirtiyor birçok marka. Böylece asidik geçeceklerin biraz olsun nötralize etmiş oluyorsunuz ve yan etkilerini kaldırmış oluyorsunuz vücuttan. Tadını da değiştirmiyor bu arada. Son seçenek olarak da alkali iyonizer su makineleri. Bunların birkaç farklı versiyonu var. İşte yanında taşımalık şişe olan versiyonları var ya da işte musluk suyunuza bağlanan ev tipi versiyonları var. Dikkat etmeniz gereken nokta bazen alüminyum filtre kullanabiliyorlar ki bu çok daha kötü. O yüzden hani Çin malı olmamasına dikkat edin. Genelde Kore, Japon, Avrupa, Amerika markaları gayet kaliteli oluyor. Ve titanyum, platin filtreler kullanıyorlar. Bunlar daha kaliteli. Onlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ben aşağıdaki kutucuğa da birkaç marka önerisi bırakacağım. Bunlar gerçekten pahalı makineler ama uzun vadede baktığınız zaman işte plastik şişedeki sular ne kadar sağlıklı tartışılır biliyorsunuz ki cam damacanalar var artık ama onların da ne kadar iyi temizlendiği meçhul. Yani benim bu konularda ciddi şüphelerim olduğu için uzun vadeli düşündüğüm için su makinesi almayı tercih ettim. Üstelik de farklı pH ölçüsünde su içme şansınız oluyor yani 8.5'tan başlıyor 9-9.5-10'a kadar çıkabiliyor pH oranı ve çok yüksek pH 10-10'a su. Yani doğada da ender var zaten. Suyun sadece pH'i değil ORP değeri de önemli. ORP Oxidation Reduction Potential diye geçiyor yani oksidasyon azaltma potansiyeli. ORP için antioksidan özelliği diyebiliriz kısaca açıklamak gerekirse. Çok böyle detaya girmek istemiyorum kafa karıştırmamak için. Ama suyun iyonizasyonu da aslında önemli. Su iyonize edilirken elektroliz işlemi sayesinde sudaki mineraller iyonlaştırılıyor ve o anda işte pozitif ve negatif iyonlar üretiliyor ve daha sonra da işte su kümeleri çok daha küçülüyor ve yeniden düzenleniyor. Daha kolay emilebilir hale geliyor hücreler için. Yani kısaca çok karmaşıklaştırmadan anlatmak gerekirse İyonize edilmiş su çok daha kolay bir şekilde hücreleriniz tarafından emilebilir su aslında. Dolayısıyla hücrelerin o suyu kullanması çok daha kolay. Dediğim gibi ben 5 senedir çoğunlukla alkali su içiyorum. Gördüğüm en büyük fark şu oldu. Daha az su içsem bile ödem gibi problemler asla yaşamıyorum. Çünkü dediğim gibi su zaten çok iyi emildiği için vücudum tarafından ve gerçekten kullanıldığı için ödem gibi problemler yaşamıyorum. Ben gün içindeki su kaybıma göre su içmeyi tercih ediyorum. Bu genelde 1,5 litre oluyor. Çok ağır spor yaptıysam 2 litreyi bulabiliyor. Daha fazlası benim için gereksiz bir şişkinlik yaratıyor açıkçası. Alkali suyun da daha iyi emilebildiğini düşünürsek daha fazla içmek çok bir şey değiştirmiyor bana kalırsa. Sonuç olarak vücudunun su kullanma kapasitesi çok daha iyi alkali su sayesinde. Bunu gözlemleyebiliyorum. Cilt sağlığı için faydaları zaten tartışılmaz. O büyük bir fark yarattı bende. Antioksidan kapasitesi çok yüksek çünkü. Ufak bir de dipnot düşeyim buraya. Ben suyu yemek yerken içmeyi kesinlikle tercih etmiyorum. Çünkü su alkali olsun olmasın mide asidini ciddi anlamda inceltiyor. Mide asidinizin pH'i 1 veya 2 değerindedir zaten. Dolayısıyla alkali su içseniz normal pH nötr olan suyu da içseniz zaten mide asidini inceltecektir. Enzimlerin işini yapmasını engelleyecektir. Bu yüzden ben
yemekle beraber su içmeyi tercih etmiyorum. Bana kalırsa yemeği iyi sindirebilmek adına yemeklerden 15 dakika önce su içmeyi bırakmak, yemeklerden 1,5 saat sonra su içmeye başlamak en doğrusu. Böylece hem çok daha kısa sürede sindirim gerçekleşiyor hem de yemek sonrasında şişkinlik gibi problemlerde yaşamamış oluyorum. Suyla alakalı söylemek istediğim son noktada dünyada çok uzun yaşayan insanların bulunduğu bölgelere Blue Zones yani mavi bölgeler ismi verilmiş. Mutlaka araştırın sonrasında. Bu konuda yazılmış bir kitap da var hatta. Bu bölgelerde yaşayan insanlar işte bir kısmı Japonya'da, bir kısmı Avrupa'da, bir kısmı Amerika kıtasında, farklı yerlerde. Fakat ortak özellikleri, yani kültürel olarak bir şey paylaşmasalar bile ortak özellikleri var. Bunların başında beslenmelerinin çoğunlukla sebzeden oluşuyor olması ve sağlıklı besleniyor olmaları ve temiz, doğal, yüksek mineralli suya olan erişimleri. Dolayısıyla ben uzun yaşam ve iyi kalite su arasında çok çok önemli bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Çünkü su vücudumuz için elzem önemli, biliyorsunuz ki. Biz %70 sudan oluşuyoruz zaten. Fakat şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Tek başına alkali su asla mucizevi bir etki yaratmayacaktır. Yine yedikleriniz önemli, egzersiz yapmanız önemli. Yani ben kötü besleneyim ama alkali su içeyim de zararı kompanse edeyim gibi bir şey söz konusu değil ne yazık ki. Hepsini bir bütün olarak düşünmek çok önemli bana kalırsa. Umarım bilgilendirici olmuştur. Siz alkali su içiyor musunuz? İçiyorsanız faydalarını gördünüz mü? Hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Böylece diğer izleyenler için de deneyimlerinizi paylaşmış olursunuz. Biz de faydalanabiliriz bilgilerden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.